Şuradan çorba doldurun abi. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi biz Umut Kervanı olarak depremin ilk günden bu yana sahadayız. Özellikle Adıyaman'da yerel ayaklarımızın olması, STK'larımızın hızlı hareket etmesine neden oldu. Genel başkanımız da depremin ilk günü harekete geçmişti İstanbul'dan Adıyaman'a doğru. İlk gün hani kamuoyuna yansıdı zaten. Yardım çalışmalarımız hamdolsun kamuoyuna yansıyor. Yani enkaz kaldırmadan. Belki insanlığın çok hayal edemediği, çok hasar edemediği çok büyük iki büyük deprem yaşadık. Her ne kadar Kahramanmaraş merkezi gelse de Adıyaman daha dayım gördüğü zarar ve hasarlar Maraş'tan belki çok çok daha büyüktür. Üzerinden 40 günü aşkın bir süre geçti. Hala yaralarımızı tam olarak sarmış değiliz. Çok büyük bir yıkım olduğu için kayıplarımız çok fazla. Bu vesileyle tekrar hayatını kaybedenlere ben Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralara şifalar diliyorum ve geride kalanlara da sabrı cemil diliyorum. Biz depremin ilk anından itibaren gördük ki gerçekten belki arada bir bu kardeşliği unutup, birbirimizi unutmuş olsak da bu depremde kardeş olduğumuzu bir daha hatırladık. Elhamdülillah ülkenin her tarafından ilk andan itibaren depremde de kardeşlerine yardıma koşan insanlarımızı gördük. Bu bir vesileyle belki bu depremin, bu yıkımın bize hayra temsil olmasına vesile olan bir durum olarak da ben görüyorum. Ama bunun devam etmesi lazım. Bu bir günlük, bir haftalık ve bir aylık bir süre değil. Bugün yanılmıyorsam 43. gün. Hala acil olarak temin edilmesi gereken çadır, konteyner gibi temel ihtiyaçlar var ve bu çadırlarda ve konteynerde yaşayan vatandaşlarımızın temel insani ihtiyaçlarının acilen temin edilmesi var. Önümüzde bu iki büyük belki sorun olarak yaşadığımız. Elhamdülillah siz de az önce belki söylediğiniz gibi giyim ve yiyecek konusunda belki ilk bir iki gün sıkıntı olsa da ondan sonra insanlarımız bu yardımı ilettiler, iletmeye devam ediyorlar. Her ne kadar o ilk baştaki o şok döneminden sonra insanlar hani enkazın bir nevi kalkmasından sonra o yardımlar biraz azalsa da bilmesin. Bunu belki sizin yaptığınız çağrıyı ben de tekrar edeyim. Bu bir aylık kısa bir süre değil. Yani belki en az bir yıl devam edecek bir mağduriyet söz konusu. İnsanlarımız normal yaşamına dönebilmesi için, kalıcı konutlara geçebilmesi için belki dile getiren süre bir yıl ama bir yılda bu tamamlanacak diye bir şartlanmışlığa da girmeyelim. Yani bu bir yılı da aşar. Adına vatandaşlarımız yapacağı yardımları düzenli bir şekilde azar azar bunu mutlaka devam ettirmesi lazım ki bu depremize de kardeşlerimiz mağdur olmasınlar. İkinci bir husus da belki şuna dikkat etmek lazım. Evet, depremin alanı, genişliği ve etkilediği insan sayısı belki hesaplanamamış. Daha önce yapılan simülasyonlarda öngörülememiş büyüklükte bir deprem olduğu için devlet kurumları ilk başta her enkaza, her depremzede anında ulaşamadı. Ama belki ilk anlarda, ilk gün olmasa bile vatandaşlarımız sivil toplum kuruluşlarıyla bu açığı kapattılar. Bu bizim için çok ümit verici bir şey. İnsanlarımız bir kardeşinin yardıma muhtaç olduğunu gördüğü andan itibaren hiçbir komut beklemeden, hiçbir çare beklemeden kendiliğinden yardıma koştular. Hatta biz ikinci gün buraya geldiğimizde özellikle Siverek'ten, Samsak'tan, Urfa'dan
Batman'dan, Diyarbakır'dan gelen kardeşlerimizi gördük. Hatta burada birçok şahsı enkazda, şahsi, ferdi, belki kazma kürek çalışmalarıyla insan enkaz altının insan kurtarılıyor. Bu sivil toplumun güçlendirilmesi, düzgün bir şekilde koordine edilmesiyle ilgili ne kadar bir ihtiyaç haline geldiğini belki bize gösterdi. Belki bu aşamadan sonra devletin önüne şunu koyması lazım. Yani bütün ihtiyaçları, insanların görebileceği bütün ihtiyaçları memurlar vasıtasıyla yapmaya kalkmak artık dönemi kapanmıştır. Mutlaka devletin sivil toplum kuruluşlarıyla bunu koordineli bir şekilde yapması lazım. Bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir. Biz vakıf namelere baktığımız zaman göçmen kuruluşlara bakımla görevlendirilmiş vakıflar var. Yolda kalmış insanlara yemek ihtiyaçlarını, giyim ihtiyaçlarını, temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik vakıflarımız var. Sadece insanlara su vermeye yönlendirilmiş vakıflarımız var. Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti ve hizmet üreten medeniyetidir. Bu nedenle bu hizmeti üreten kurumlarla devletin mutlaka koordineli bir şekilde çalışması lazım. Biz bu büyük musibeti de ancak sivil toplumla koordineli bir şekilde, onları destekleyerek, onları organize ederek belki altından kalkabiliriz. Önümüzde bir Ramazan var. Ramazan'da belki hayır kapıları daha fazla açılıyor. İnsanlarımızın da bu şekilde elleri daha çok yardıma gidiyor. Bunu da düzgün bir şekilde koordine etmemiz lazım. Mutlaka bu depremzedeleri bu Ramazan'da düzgün bir şekilde daha önce evlerinde gördüğü belki usule uygun yemek üretmeye çalışmak, onları belki bu iftarda, sofralarında yalnız bırakmamak, psikolojik olarak belki manevi olarak da onlara bir destek olacaktır. Rabbim bir daha böyle bir musibetle bizi sıramasın, bize sabırlar versin. Bizler şahit olduğum için söylüyorum, Umut Kervanı ilk günden beri burada demokrasi meydanında insanlara çorba dağıtarak başladı. Elhamdülillah şu anda birçok çadırda hizmet görüyorsunuz.